Merhaba arkadaşlar, Oyaloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bu 3 rengi kullanarak yapılışı kolay hem de gösterişli bir modelin yapım aşamalarını çizimler eşliğinde anlatmaya çalışacağım. Yapılışına geçmeden önce eğer kanalımıza abone değilseniz abone olup zil işaretini tıkladığınız zaman yüklenen videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Eğer ki videolarımızı faydalı görüyorsanız beğenerek, yorumlar yaparak ve özellikle takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Modelimin yapılışına geçebilirim. Şimdi şöyle bir çizim aşamam var. Önce çiçeğimizi yapacağız. Çiçekten sonra çimleri hazırlayıp şu kısma çiçeğimizi monte edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bu çiçek kısmının bu bölgesini sihirli halka üzerine sık iğneler yaparak tamamlayacağız. Sık iğneleri bitirdikten sonra üzerine sık iğnelerin pırpır yapıp pırpırın üzerine geri dönüp küçük bir pırpır daha hazırlayıp aşağı inerek ve bu şekilde pırpırlar hazırlayıp üzerine de bir pırpır çıkarak çiçeğimizi tamamlayacağız. Daha sonra çimen modelini hazırladıktan sonra bu kısımda çiçeğimizin modelimize birleştirmesini yapacağız. Şimdi gelelim. Ben daha öncesinden şöyle bir çiçek ve çim hazırlamıştım. Sizlerle beraber ikincisini hazırlayalım. Gördüğünüz gibi çok şık, hem şık hem gösterişli hem de yapılışı gerçekten basit bir model. Umarım sizler de tercih edip yaparsınız. Evet, şimdi bu rengimi alıyorum elime. Bir tığa ihtiyacım var. Biliyorsunuz sihirli halka yaparken ipliğimizi elimizin bu şekilde orta parmağın üst kısmına koyup arkadan bu şekilde bir kez doluyoruz. Daha sonra bu halka içinden iğnemi, tığımı geçiriyorum ve ipimi çekiyorum. İki tane zincir çekeceğim buraya. İki zincir çektikten sonra bu halkanın içerisine sık iğne hazırlayacağım. Bir tane hazırladıktan sonra parmağımdan çıkaracağım ki daha yapımı kolay oluyor o zaman. Tabii kaçırmayın ipleri bu şekilde yaparken. Şöyle azıcık sıktırayım. Şu ipi biliyorsunuz çekerek halkayı küçültebiliyorsunuz. Şu an bir tane sık iğnem oldu. Bakın şuradayım. Ve bunu 9 tane daha yapıp ona tamamlayacağım sık iğnemi. Evet, 10 tane sık iğneyi hazırladım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra bu parmağıma dolalı kısmı keseceğim ama üzerine sık iğnelerin üzerine iğne oyası yapacağım için ipi birazcık uzun bırakarak kesiyorum. Daha sonra kestikten sonra da tığımı bu şekilde çekerek ipimi zincirin içinden çıkarıyorum. Şimdi sihirli halkamı küçültüyorum. Evet, bakın küçülttük. Bu ipi kesmeyeceğim. Daha sonra bir işlem daha yapıp daha böyle sıkı hale getireceğim. Şimdi ipime iğnemi geçireceğim. Evet. Şimdi alalım elimize sihirli halka üzerine yaptığımız sık iğneleri. Son biliyorsunuz zincir çekip ipimi çekmiştim. Bu zincirin içine iğnemi geçiriyorum. Ve buraya bir tane düğüm atacağım ki bu zincir bolarmasın. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Şöyle çevirelim. Şu an buradayım. Her sık iğnenin üzerine düğümler atarak modelimi oluşturacağım. Yani nasıl? Şimdi şu sıradaki sık iğnenin üzerine hemen bir düğüm atıyorum. Bir pırpır yapacağım. Evet. Bu pırpır yaptıktan sonra pırpırın üzerine düğüm atıyorum. İğnemi pırpıra geçirdim. İpliğimi üstüne attım iğnemin. Sola doğru bir düğüm atıyorum. Ve tekrar pırpırın içerisine iğnemi geçirip üzerine minik bir pırpır daha hazırlıyorum. Evet, bakın pırpırın üzerine bir tane daha pırpır hazırladım. Şimdi hemen sıradaki sık iğnenin üzerine iğnemi geçiriyorum. Ve aşağıya pırpır görünümünde ineceğim.
Evet, bakın bu şekilde. Şimdi bu işlemi 5 kez tekrarlıyorum. Sıradaki sık iğneye batıyorum. Pırpır hazırlıyorum. Pırpırın üzerine düğüm atıp tekrar minik bir pırpır hazırlayıp pırpır görünümünde aşağıya iniyorum. Videonun uzamaması için şu kısma kadar ben hazırlayayım arkadaşlar. Buradan sonraki işlemi birlikte yapalım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Sık iğneler üzerine minik sinek kanatları hazırlayarak çiçeğimi oluşturdum. En son yere de düğümümü attım. Şimdi bakın şu sihirli halkaya başlarken ki bu bıraktığımız ipi biraz daha sağlamlaştırmak için şöyle sol elimize doğru alalım. Motifimizi böyle çevirelim ve bu halkanın içerisinden iğnemizi geçirip hem halkanın içerisindeki ipe hem de şu sihirli halkadan kalan ipe düğüm atarak bu kısmı sağlamlaştıralım arkadaşlar. Şöyle arka kısmına doğru ipimizi götürelim ki gözükmesin çok fazla. Evet, düğümümüzü attıktan sonra iplerimizi kesip yakalım. Bu ipleri yakıp çakmağın kısmıyla yuvarlak yapalım ki sihirli halkanın içinden kaçmasın. Özellikle ilk başta bıraktığımız iplik. Evet, bu şekilde minik çiçekler hazırlayıp çimen kısmına birleştirme yapacağız. Çiçeğimiz tamamdır. Şimdi çimen kısmını beraber hazırlayalım. Evet. Bakın çimen kısmında ne var? Yine minik sinek kanatları var. Bu sayıları istediğiniz gibi artırıp çoğaltabilirsiniz. Ya da şu aradaki zürafaları daha fazla bırakabilirsiniz. Size kalmış. Bu şekilde şu an şurada düşünün beni. Evet, üçüncü sinek kanadımı yapmışım. Aşağıya iniyorum arkadaşlar. İlk öncesinde bir sıra zürafa hazırlayabilirsiniz. Yine tercih meselesi. Direkt yemeğinizin üzerine de yapabilirsiniz. Buraya aşağı indikten sonra 3 tane daha zürafa hazırlayacağım. Evet, bakın şu an buradayım. Şimdi çizimde de görüldüğü üzere şu büyük yuvayı hazırlamak için aşağıdan bir tane zürafaya atlıyorum ve diğer ikincisine iğnemi geçiriyorum. Şöyle bir yuva hazırlayacağım. Üzerine işlem yapacağım için biraz daha diğerlerine göre tabii ki de büyük oluyor. Şimdi bu yuvanın içerisine geri döneceğim. İğnemi geçirdim. Mümkün olduğunca en sola düğümümüzü atalım. En sola doğru geçip düğümümü atıp sıkılıyorum. Şimdi bu yuvanın içerisine bakın şu işlem gibi ama daha da devam eden bir işlem. Pırpır üzerine pırpırın dönüyoruz. Küçük pırpır aşağı yuvaya iniyoruz. Pırpır görünümünde sinek kanadını oluşturuyoruz. Ama burada bırakmıyoruz. Tekrar sinek kanadının üzerine devam edip bir pırpır daha oluşturuyoruz. Tekrar aşağı iniyoruz. Tekrar yukarı çıkıyoruz. Bakın bu işlemi 4 kez yapacağız. Şimdi ben buraya bir tane minik pırpır hazırlıyorum. Evet, minik pırpırdan sonra pırpırın üzerine dönüş yapıyorum. İpinde bugün bir kıvrılası var. Elimle sürekli düzeltmem gerekiyor. Şöyle ben bir geri planda ipimi evet, çok kıvrıldığı zaman bir serbest bırakıp o kıvırcıklığı açmak lazım. Yoksa habire çalışırken çok zor oluyor. Şimdi buraya minik bir pırpır hazırlayacağız. Evet, şimdi aşağıya yuvama pırpır görünümünde geri iniyorum. Şöyle hemen yanı yalana atalım düğümleri. Sinek kanadımın üzerine tekrar dönüş yapıyorum. Sola doğru, mümkün olduğunca sola doğru atalım. Bakın şu anda şu düğümü attım. Tekrar buraya şu ipin üzerine bir pırpır daha aşağı ineceğim. Pırpır görünümünde tekrar yukarı çıkacağım. Yine aynı şekilde bir pırpır. Her üste geri döndüğümde bir pırpır hazırlayıp sonra aşağı iniyorum ve tekrar geri dönüş yapıyorum. Dolayısıyla şimdi buraya da bir ikinci kez tekrarlıyoruz. Bir pırpır hazırlayacağız. Bakın bu şekilde. Pırpırdan sonra yuvama pırpır görünümünde geri iniyorum. Bu işlemi 4 kez tekrar edeceğim. Şimdi üçüncüyü hazırlıyorum.
Evet, dördüncüyü hazırladım. Bakın ne kadar muntazam. Çok güzel duruyor. Aşağı iniyorum arkadaşlar. Dördüncü pırpırımı, yukarıdaki dördüncü pırpırı da yaptıktan sonra yine böyle bir pırpır görünümünde aşağıya iniyorum. Ve sol kısmı tamamlamış oldum. Şimdi sağdaki çiçeğimi birleştireceğim yeri hazırlayacağım. 3 tane pırpır, minik pırpır hazırladıktan sonra geri dönüyorum. Eksiltme yöntemiyle önce 2, tekrar döneceğim 1 ve en son 1 kaldıktan sonra da çiçeğimi birleştirmek için, buraya monte etmek için bu en sondaki 1 kalanın üzerine tekrar dönüş yapacağım ve orada çiçeğimi birleştirme işlemi yapacağım. Şimdi 3 tane minik pırpırlar hazırlıyorum ya da zürafa ne derseniz. Evet, 3 pırpırdan sonra 1. pırpırın içerisine dönüş yapıyorum. Minik gözeme diyelim, bunlar pırpır değil de. Sonra 2.sine geçeceğim. Biraz küçük olduğu için bulması zor. Evet, 2.si. Tekrar dönüyorum. Bu sırada artık 1 tane kalacak. Evet, bakın en üstte 1 tane kalana kadar eksilttim. Şu an şuradayım. Tekrardan bu 1 tanenin üzerine dönüş yapıyorum. Bakın. Son kalan zürafanın içerisine dönüş yapıyorum. Başına 2 kez doladım. İpimi burada sabitledikten sonra çiçeğimi alıyorum. Bakın, bu çiçeğimin ön yüzü ve ortadan iğnemi geçiriyorum. İyice yaklaştırıyorum modelime doğru. Hiç arada pay kalmaması lazım ki, bakın şunun gibi hiç yatma, devrilme olmasın. Evet, iyice elimle arkadan ipimi çektim. Çimle çiçeği iyice birleştirdim. Şimdi şu en son üstteki zürafanın içerisine iğnemi geçiriyorum. Ve tekrar kontrol edin buranın sık olduğuna. Başına 2 kez dolayarak şöyle arkaya doğru bir arkaya gelecek şekilde düğümümü atacağım. Evet, bakın. Sonra buraya sabitledikten sonra sırasıyla şuradaki zürafalara düğümler atarak iniş yapacağız arkadaşlar. İpi koparmıyoruz. Devam ediyoruz. Böyle zürafa görünümünde mi? Aşağıya böyle orantılı inişler yapıyoruz. Tabii ben model olduğu için şeritle çalışıyorum. O yüzden habire şerit ipime dolanıyor. Evet. Şimdi tekrar şu kutucuğun içerisine, yuvamızın içerisine düğüm atıp burayı sabitlemiş olacağız. Evet, bu şekilde bakın. İkinci çiçeğimizi de oluşturduk. Şöyle göstereyim yakından size ben. Gerçekten çok muntazam duruyor. Çok da basit. Ve bakın, aşağı iniyorum. Aşağı indikten sonra 3 tane daha zürafa yapıp şu kısımdaki çimlerimi yapmaya devam edeceğim. Evet, ara zürafalarımı yaptım. Şimdi sinek kanadı hazırlamak için zürafa bir tane daha yapıyorum. Ve bu zürafanın içerisine dönüş yapıyorum. Şimdi buranın içerisine bir tane pırpır. Pırpırın üzerine dönüş yapıyorum. Ve üzerine bir pırpır daha hazırlıyorum. Aşağı dönüş yapıyorum arkadaşlar. Yuvamın içine tekrardan indim ve pırpır görünümünde aşağı iniyorum. Evet. Bakın bu işlemi şu an buradayım. 3 kez tekrarlayacağım. Aşağı ineceğim, düğüm atacağım. Tekrar bir yuva oluşturup yuvamın içerisine geri dönüyorum.
pırpırımı hazırlayıp dönüş yapıp küçük bir pırpır aşağıya pırpır görünümünde iniyorum ve bu şekilde modelimi devam ettiriyorum. Diğerleri de tekrar olacağı için anlatmaya gerek duymadım. O yüzden şimdilik benden bu kadar. Umarım modeli beğenmişsinizdir. Yapacak olan herkese kolaylıklar diliyorum. Videolarımızı beğenerek, yorumlar yaparak ve takip ederek bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.